Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 22. dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal sayılarla toplama işleminin sonucunu tahmin edeceğiz. Çocuklar, bu toplama işlemlerinin sonucunu tahmin etmede iki farklı yöntem kullanabiliriz. Birincisini okuyalım. Toplama işleminin sonucunu tahmin ederken sayıları en yakın onluğa yuvarlayabiliriz diyor. Bu birinci yöntemimiz olsun. İkincisi ise toplamı sayıların sadece yüzlük ve onluklarını toplayarak da tahmin edebiliriz diyor. Bu da bizim ikinci yöntemimiz olsun çocuklar. Ama bize direkt en yakın onluğa yuvarlayarak bulun derse birinci yöntemi kullanıyoruz çocuklar. En yakın onluğa yuvarlarken de çocuklar onlukta bir tane sıfır olduğu için bir tane basamağını yuvarlak içine alıyoruz. Ve o yuvarlak için aldığımız bir basamağı soruyoruz. 5'ten büyük mü, küçük mü? 3'e bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için geriye kalan bu sayıyı aynen yazıyorum. Ve sonuna 0 ekliyorum. 7, 5'ten büyük olduğu için yanındaki sayıyı 1 arttırıyorum. Ve sonuna 0 koyuyorum. Evet, onluğa yuvarlanmış hali 23'ün 20'dir. 37'nin ise 40'tır çocuklar. Bunları toplarken de 2, 4 daha 6 sonuna 0 ekliyoruz. Verilen sayılarda birler basamağına bakarken birinci grubumuz 5'ten küçük olan sayılar, ikinci grubumuz ise 5'ten büyük sayılar ama bu grubun içinde 5'e eşit olan 5 sayısı da vardır çocuklar. Yani yuvarlama yaparken birler basamağı 4, 3, 2, 1 ise küçük grupta, 5, 6, 7, 8, 9 ise büyük gruptadır çocuklar. İkinci yöntemimizde ise sadece yüzlükleri ve onlukları toplayarak tahmin edeceğiz diyor. O zaman birler basamaklarını sıfır olarak görüyoruz çocuklar. Yani bunları toplamıyoruz. Bunların üstünü çizdiğimizde 2, 4 daha 6, 1, 2 daha 3'tür ve sonuna sıfırımızı ekliyoruz. Yaptığımız işlem sadece birler basamağını görmeden 12 ve 24'ü toplayıp o görmediğimiz sayıyı tekrar eklemek. Şimdi etkinliklerimizde konuyu daha iyi öğrenelim. Verilen toplama işleminin sonuçlarını sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz diyor. Yani birinci yöntemi kullanalım diyor. Tamam. Birler basamağına bakıyoruz sadece. Bakın onluğa yuvarlarken bir tane sıfır olduğu için bir basamağı yuvarlak için alıyoruz. Ve diyorum 5'ten büyük müdür küçük müdür? Büyükse geriye kalan 41 sayısını bir arttırıyorum. Ve sonuna sıfır ekliyorum. 5 diyorum ki 5'ten küçük müdür? Hayır. O zaman geriye kalan sayıyı bir arttırıyorum. 11'i bir arttırdım 12 ve sonuna 0 ekliyorum. Bakın 5 ya da 5'ten büyük sayılarda geriye kalan kısmı 1 arttırıyoruz ve sonuna 0 koyup topluyoruz. 0 0 daha 0, 2 2 daha 4, 4 1 daha 5. İstersek sonu 0 olan sayıları toplamayı öğrenmiştik. Bunları görmüyorduk. 2 2 daha 4, 4 1 daha 5. Şimdi o görmediğimiz 0'ı ekliyoruz. Evet, bolca etkinlik yapalım şimdi. Birler basamağına bakıyorum. 5 o zaman diyorum ki geriye kalan sayıyı arttırmam lazım. 17'yi bir arttırdım. 18 oldu. Sonuna 0 ekliyorum. 3, 5'ten küçük olduğu için geriye kalanı aynen yazıyoruz çocuklar. Sonuna 0 ekliyorum. Şimdi toplayalım. Sıfırları görmeyelim. 8, 8 daha 16. Elde var 1. 1, 1 daha 2. 1 de burada 3. Şimdi görmediğim 0 ekliyorum. Yaptığımız sadece bu kadar çocuklar. Bakın birler basamağına bakıyorum. Ve sonra diyorum ki 5'ten büyük geriye kalanı bir arttır. 9. 5'ten büyük geriye kalanı bir arttır. Şimdi sonlarına 0 ekle. Toplayalım bunu. İsterseniz 0, 0 daha 0 da diyebilirsiniz. 2, 8 daha 10. Elde var 1. 1, 6 daha 7. 1 daha 8. 4 5'ten küçük. O zaman 38'i aynen yazıyorum çocuklar. Aynısını yazıyorum. 8 5'ten büyüktür. Yandakini bir arttırıyorum o zaman. 29'u bir arttırdım 30. Şimdi sonlarına 0 koyup üçer basamaklı hale getiriyorum. 0 0 daha 0, 8 0 daha 8, 3 3 daha 6. Onluğa yuvarlanmış hali 680'dir. 9 Hemen yuvarlak için alıyorum ve diyorum ki 5'ten büyükse 47'yi bir arttırıyorum 48. 8, 5'ten büyük 19'u bir arttırıyorum 20. Şimdi sonlarına 0 koyuyorum. 0, 0 daha 0, 8, 0 daha 8, 4, 2 daha 6. Tabii ki bize ikinci yöntemi de sorabilir diyor ki burada verilen sayıların toplamını yüzlüklerini ve onluklarını toplayarak tahmin ediniz. Birler basamaklarını görmüyordum o zaman. Şimdi toplayalım diyor. Bakın onlar basamağı 6 0 daha 6. Yüzler basamağı 1 5 daha 6. Şimdi o görmediğim birler basamağın sonuna 0 ekliyorum. Yuvarlanmış hali 660'tır. Yüzlükler ve onluklar toplanıyor sadece. Bakın, üstünü çizmeden de yapabilirim. Onluklar küçük olandan başlıyorum. 5 8 daha kaç yapar çocuklar? 13. Elde var 1. 2. Şimdi yüzlüklerde sıra. 2 1 daha 3 bir de elde 4. Şimdi birler basamağı bölümüne 0 ekliyorum. Evet, direkt birler basamaklarını siliyorum. Tabii ki ne zaman yüzlüklerini ve onluklarını toplayarak tahmin edin dediği zaman Şimdi 38'de 46'yı toplayacağım. 8 6 daha 14 elde var 1 3 4 daha 7 1 de elde 8. Sonuna 0 ekliyorum. Görme bunları. 4 0 daha 4 6 1 daha 7. Sonuna 0 ekle. Görme bunları. 8 3 daha 11 elde var 1. 5 2 daha 7 1 de elde 8 şimdi de sonuna 0 ekleme zamanı ama çocuklar genel olarak size en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edin diye sorar. O yüzden bu yönteme ağırlık vermenizi isterim. Burada tahmin ile gerçek sonucu arasındaki farkı bulunuz. Gerçek sonuçta bildiğimiz toplama işlemini yapıyoruz ama tahminde onluğa yuvarla diyor. Onluğa yuvarlarken sadece birler basamağını yuvarlak için alıyorum ve diyorum ki 5. Beş. 5'e eşitse de yandakini 1 arttırıyorduk. 24'ü bir arttırdım 25. Şimdi sonuna 0 ekliyorum. 9 5'ten büyük. O zaman yanındaki 32'yi bir arttırıyorum 33. Sonuna 0 ekliyorum. Toplayalım. 0 0 daha 0. 5 3 daha 8. 2 3 daha 5. Biz tahmini bulduk. Bize bir de gerçek sonucunu bul diyordu. 5 9 daha 14 elde var 1 onluk. 4 2 daha 6. Bir de elde. 7 2 3 daha 5. 574 bulduk gerçek sonucu ama tahminimiz 580'di. Farkı bul derken büyük olandan küçük olana çıkartacağız. 580'den 574'ü çıkartalım. Her zaman büyük olandan küçük olana çıkartıyoruz çocuklar. Bazen gerçek sonuç büyük olabilir, tahmin küçük olabilir. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken büyük hangisi ise onu yukarı yazıyoruz. Sonra küçük olanı yazıp farkını buluyoruz. Evet 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gidiyorum bunu 57 yapıyorum 58'de. Bu 0 10 oldu. 10'dan 4'ü çıkardım 6. Bakın 57'den 57'yi çıkardım 0. Evet arasındaki fark 6'dır. Dikkat edin çocuklar eğer aradaki fark 10'dan büyük bir sayı çıkarsa Demek ki işlemi yanlış yapmışız. O yüzden tekrar kontrol edin. 10'dan küçük bir sayı bulmamız lazım. Bakın 621 ile 215'in önce gerçek sonucunu bulalım. 1, 5 daha 6, 2, 1 daha 3, 6, 2 daha 8, 836. Şimdi ise onluğa yuvarlanmış halini bulalım. Birler basamağına bakıyorum. 1, 5'ten küçük. Geriye kalan 62'yi aynen yazıyorum. Sonuna 0 ekliyorum. 5, 5'e eşit. Yani bunu büyük olarak görüyoruz. Dolayısıyla 21'i 1 arttırıyorum. 22. Sonuna 0. Şimdi toplayalım. 0, 2, 2 daha 4, 6, 2 daha 8. İki sayı arasındaki farkı bulmamızı istiyor. 840'tan 836'yı çıkartacağız. Aradaki farkın 4 olduğunu görüyoruz böylece. Bakın 721 ile 65'i toplayalım diyor. Önce gerçek sonucunu bulalım. 1, 5 daha 6, 2, 6 daha 8, 7'yi direkt yazıyoruz. Burada üçüncü basamak yok çünkü. Şimdi ise onluğa yuvarlanmış halini bulalım. Evet 1 diyorum ki 5'ten küçük o zaman 72 aynısını yazıyorum. Sonuna 0 ekliyorum. 5, 5'e eşitse de yandakini bir arttırıyordum çocuklar. 6'yı bir arttırdım 7. Sonuna 0 ekliyorum. Dikkat edin bu 3 basamaklı bu 2 basamaklı basamakları alt alta gelmiş bir şekilde topluyoruz. 0 0 daha 0 2 7 daha 9 7'yi direkt indiriyoruz. 790. Şimdi arasındaki farkı bulmamız lazım. 790'dan 786'yı çıkardığımızda 4 cevabını bulacağız çocuklar bu etkinliğimizde 561 artı 243 toplama işleminin sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilecektir diyor. Hemen sayıları böyle bir yazalım. Hemen sayılarımızı şu şekilde yazdım ama dikkat edin sayılar onluğa yuvarlanarak tahmin edilecektir diyor. Dolayısıyla buradaki sayıyı bir yuvarlayalım. Onlar basamağını yuvarlak için aldım ve diyorum ki 1 5'ten küçük olduğu için geriye kalan 56 sayısını aynısını yazıyorum. Bunun birler basamağına bakıyorum 5'ten küçük. Dolayısıyla bunu da 24 olarak aynısını yazıyorum. Sonuna 0 ekliyorum. Şimdi toplayalım. 0 6 4 daha 10 elde var 1. 1 5 daha 6 2 daha 8'dir çocuklar. 485 ve 199 toplama işleminin sonucunu diyor ki sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilecektir. Yine aynı etkinlik ve sayıları onluğa yuvarlayalım. Birler basamağına bakıyorum. 5 eşit ya da büyükse yandakini bir arttırıyorduk. 48'i bir arttırdım. 49 oldu. Sonuna 0 ekliyorum. 9 5'ten büyüktür. Geriye kalan 19 sayısını bir arttırıyorum. 20 sonuna 0 ekliyorum. Evet toplayalım. 0, 0 daha 0, 9, 0 daha 9, 4, 2 daha 6. Tahmini sonucumuz 690'mış çocuklar. 521 artı 244 toplama işleminin sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilecektir. Sayılarımızı yazdık. Şimdi en yakın onluğa yuvarlayalım. Birler basamağına bakıyoruz. Burada 1 görüyorum. Dolayısıyla diyorum ki bu sayıyı aynen yazacağım çünkü 5'ten küçük. Ve sonuna 0 ekliyorum. Birler basamağına bakıyorum 4. 5'ten küçükse aynısını yazıyorum. 14. Şimdi sonuna 0 ekliyorum ve toplama işlemimi yapıyorum. 0 2 4 daha 6 5 1 daha 6. Yuvarlanmış hali 660'tır. Ama bize ne sormuş? Buna dikkat edelim. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulunuz. Gerçek sonucu da bulalım. 1, 4 daha 5, 2, 4 daha 6, 5, 1 daha 6. Büyük olan 665 sayısından küçük olan 660 sayısını çıkartıp iki sayı arasındaki farkı bulacağım. 5'ten 0 çıktı 5, 6'dan 6 çıktı 0, 6'dan 6 çıktı 0. Aradaki farkımız 5'miş çocuklar. Evet çocuklar, doğal sayılarda toplama işlemi yaparken sonucunu iki farklı yöntemle tahmin etmeyi öğrendik. Birinci yöntemimiz onluğa yuvarlama yöntemiyle tahmin etmeydi. İkinci yöntemimiz ise onluk ve yüzlükleri sadece toplayarak tahmin etmekti. Biz daha çok sorularda, etkinliklerde birinci yöntemi yani onluğa yuvarlama yöntemiyle tahmin etmeyi kullanacağız çocuklar. Bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken nokta şuydu. 5 sayısına göre durumlarını kontrol ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ise birler basamağı. Aynısını yazıyoruz. 5 de dahil 6, 7, 8, 9 varsa geriye kalan sayıya 1 ekleyip sonuna 0 yazarak tahmin etmiş oluyoruz çocuklar. Bol bol etkinlik yapmanızı öneriyorum. Bu konuları daha iyi kavrayacaksınızdır. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.